sizlere aktarmak için bu canlı yayında birlikte olacağız. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor'da birbirinden önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kırmızı Beyazlar'da Afrika Kupası'nda bulunan Oliver, Encham, Nanu ve Kingsi takıma geri döndü. Bu üç futbolcu da Afrika Kupası'ndan dönmeleriyle birlikte Cuma günü oynanacak Galatasaray maçında forma verilmesi takdirinde bu oyuncular sahada forma giyebilecekler. Bununla beraber Kırmızı Beyazlar Makedonya'lı Forvet iddiasıyla ilgili net bir açıklama olmasa da, Samsunspor aradığı Forvet'i Makedonya'da bulmaya amaçlıyor, hedefliyor. Makedonya'nın spor sitesinde yayınlanan habere göre, Forvet oyuncusu Erdoğan Daci ile Samsunspor'un yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında, bu futbolcu siyahi bir futbolcu değil. Makedon bir oyuncu olduğu için. Ee, o ligde de önemli işlere imza atmış bir futbolcu. Ancak ortaya atılan bu iddialarla ilgili Samsun herhangi bir e, abi sen canlayın açınca ben mutlu oluyorum. Sürekli güzel haberler veriyorsun. Şu anda uçağa binen bir kişi var. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Emre Zengin'e buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Hemen kaldığım yerden devam ediyorum. Makedonya Ligi'nde forma giyen e, Erdoğan Daci ile Samsun ilgilendiği bununla alakalı ee, Makedon basını eğer böyle bir haber yapıyorsa yüksek ihtimalle Samsun Spor bu oyuncuyu transfer gündemini almış. Menajeriyle oyuncunun durumunu sormuş ve kulübüyle alakalı da bonservisle alakalı bir görüşme olduğu e, gelen bilgi arasında. Bu arada Başkan Yüksel Yıldırım bir diğer takımı olan sahibi olduğu Fransız ligi ekiplerinden Dunk, de e, Dunker takımını da bugün ziyaret etti. Kızı ve oğluyla beraber taraftarlar dört gözle Başkan Yüksel yıldırımdan, yıldırım'dan transfer haberi bekliyor. Müjdeli bir haber bekliyor ama e, yani şunu da gerçek bir şekilde söylemek lazım sevgili spor sahiller, Yani ben bir Samsun Spor taraftarı olduğum için transfer gündemine yine geleceğim ama yani taraftar forma al demişin almış, kombini al demişin almış. Ligin sonuna demir attığım dönemlerde bile bu taraftar 15 bin kişiyle e, stadyuma gelmiş. Karkış demeden destek olmuş. Yani Başkan Yüksel Yıldırım'a buradan açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. E, transellerle ilgili bence gereken adımların Galatasaray maçından önce atılması lazımdı. Çünkü 33 bin taraftar orada hem yeni transferleri görürse bundan sonraki maçlar için daha iştahlı olurdu hem de daha heyecanlı olurdu. Burada bir kere geç kaldık. Fuat Çapı hocamıza bugün e, Whatsapp üzerinden yazdığı mesajlar taraftarlar size çok tepkili Bundan dolayı da bir açıklama yapacak mısınız dedim ama kendisi mesajıma geri dönüş yapmamış. O, olsun hocamızın canı sağ olsun. Öyle ama hazırlıksız yakalanmak falan gibi bir lüksümüz yok. Ben yine diyorum bu transferler nokta atışı olmasa istenilen verimi alamasak burada fatura sana kesilir hocam. Sen burada beyin takımının başındaki isimsin. Bu yüzden Fuat hocam yani Süper Lig'de geçmişte çok takımda görev aldın. Tecrüben desen o biçim yani gerekeni yap tecrübeni konuştur. Yani burada Samsun'un ee, önüne gelen isimleri futbolu en iyi şekilde bilip analiz ediyor. Burada simitçiye de sorsan, çaycıya da sorsan her şekilde Samsun bir ilk kombi çıkarır. Ya da o futbolcunun alınması lazım, bu futbolun alınması lazım diye bilgide direktifte bulunur. Bu arada sevgili spor severler, takımdan gidecek oyuncularla alakalı dün ilk olarak e, size verdiğim bilgide de e, Gaytan Laura'nın ile yolların ayrılacağını belirtmiştim. Ancak Samsunspor ilk etapta e, yabancı kontenjanını açmak için bu oyuncunun sözleşmesini dondurdu. Oyuncuyla da birebir anlaşıldı. İnşallah ileride de başımız ağrımaz. Bununla beraber Samsunspor'un bir diğer oyuncusu, dün de zaten demiştim Osman Çelik gibi, Soner Aydoğdu gibi futbolcuların bu takımda fazla görev alamayacakları için bu oyuncuların yerine Süper Ligi daha iyi bilen, daha kaliteli oyuncuların takıma transfer olması için bu oyunculara eğer talip çıkarsa gönderin demiştim. bu benim kişisel düşüncem. Bugün de Gaziantep FK Futbol Kulübü Samsun Spor'da forma giyen yani orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'ya talip oldu. Bu oyuncuyla alakalı Samsun Spor eğer olur verirse biz kardeşim sana ligin ilk yarısında olduğu gibi ikinci arada fazla forma şansı veremeyeceğiz. Bundan dolayı ee, gidebilirsin derse Soner ya Gaziantep Futbol Kulübü'ne ya da Sivas transfer olabilir. Bu da olmaz diye bir şey yok. Yani Süper Lig'de oynuyoruz. Soner'den birincilikte de pek bir fayda alamadık ama tecrübesiyle bizim Süper Lig'e çıkmamızda e, önemli rol oynadı. Bu nedenle yolu açık olsun. Giderse de canı sağ olsun. Hani giderse de üzülmeyeceğim bir futbolcu. Açık bir şekilde. Ee, bu arada sevgili spor severler, Portekiz Ligi e ekiplerinden Estrela takımı Samsun büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nano'yu e, transfer gündemine aldı. Yüksek ihtimalle Nano Portekiz'i yine transfer olacak. Zaten Samsunspor bu oyuncudan bir türlü beklentileri veremedi. Zaten nerede bir ismi geçmiş e, sezonlarda ya da eski futbolculardan esinlenen bir futbolcu Samsunspor transfer etse bu oyunculardan kesinlikle fayda sağlayamıyoruz. Bunu geçmişte de gördük ama burada di yine diyorum kilit isim Fuat Hoca. Eğer Fuat Çapa transferde hocamızın istediği oyuncuları kadroya katamayıp kendi bildiğini okursa, kendi bildiğinden şaşmazsa Samsun spor yine özellikle yabancı transferinde beklentileri karşılık veremeyecek. Ee, Makedonya'dan transfer gündemimizde olan Erdoğan Daci ile ilgili Samsun nabız yokladığı gelen bilgiler arasında sevgili spor söyler. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ee, bu nedenle Samsun spor, e, siyahi değil de bence forvit'i böyle daha çok e, Ercan Karanın bir tık üstü gibi Ahmet Sagat tarzı geçmişte e, savaş yılmaz gibi işte birçok futbolcu sayabilirim. yerli futbolcu gibi yabancı bir futbolcuyu hemen uyum sağlayacak bir oyuncu aramak istiyorum zaten halihazırda hazırda zaten siyah, siyahi bir oyuncu var ya Galatasaray maçı öncesi şu konuya da değinmek istiyorum sevgili spor severler yani atıp tutuyor Diğer takım taraftarları Emre Kılıç da işte e, Taylan Antalya'ya dikkat edin bu maçta. Ya da forma vermeyin. Sağda iki kişi eksik oynarsınız falan. Abi burası Samsun Spor. Buraya gelen her futbolcu oynamak zorunda. Ramazan Övünç diye bir futbolcu vardı. Eskişehir Spor'da çok iyi anıları olduğu için 3 sarı kartı görüp 4. sarı kartını... Eskişehir spor maçı öncesine saklayıp Bir maçta bile bile sarı kart duyup Eskişehir maçında oynamadı Ve o futbolcu ondan sonraki maçta hiçbir zaman e, Fazla forma şansı verilmedi Ve sezon sonunda zaten gönderildi Burası Samsun Spor sevgili spor severler Bu kulüp Türkiye'de başka hiçbir kulübe benzemez Bir oyuncu eğer taraftar gözünden Sildiyse Kara listeyi aldıysa o oyuncunun daha Samsun Spor taraftarıyla yıldızının barışma Şansı yok yani geçmişten bunu çok iyi hatırlıyorum ben. Fatih Şen gibi Diğer birkaç futbolcu gibi birçok futbolcu geldi burada e, Ali Cengiz oynamaya başladılar. Yani kendileri e, bir şekilde bir akıl oyunu oynamaya çalıştılar ama bu Samsun Spor'da yemez sevgili spor seyirciler. Spor çok büyük bir camia taraftarı her yerden her şeyi takip ediyor. E, burada ben Gayetan Laura'ya da teşekkür etmek istiyorum. Sözleşmesinin dondurması konusunda kolaylık sağlamış. Yani sakat bir oyuncununla sözleşmesinin dondurulması bence gayet normal. Bunlar Türkiye'de olan şeyler. Biz gidip de farklı kulübe oynamayacak sakat bir futbolcuyu da kiralamıyoruz. İstesek birincilikte atıyorum bir kulübe kiralayabiliriz. Nasıl olsa yabancı transferi yapamıyor ya da edemiyor deyip de üstüne para verip de Samsun Spor bu oyuncu direkt anlaşarak sözleşmesini dondurmuş. Bir kişi boşa düştü. Yakup ki ve... Nano da bu e, Samsun Spor'dan farklı takımlara transfer olabilirse yabancı kontenjanımız 2 diye umulurken birden 3'e çıkacak. Bakın buranın özellikle altını çiziyorum sevgili spor severler. 3 yabancı transfer Samsun Spor'u ligde rahat bir şekilde tutar. Ligin sonunda da ecel telleri dökmeyiz. Düşeceğiz mi kalkacağız mı barınabileceğiz mi olacak mı olmayacak mı deyip de e, ömrümüzden ömür gitmez. Çünkü ligin ilk 3'ü İlk dördü hariç bu ligde her takım düşebilir abi. Adana Demirspor sezon başı Avrupa'ya gidecek. Ondan dolayı çok iyi kadro kurdu dedik. Bir ödemelerde sıkıntı çıktı. Takım bir Avrupa'ya gidemedi. Elde olan futbolcular bir sakatlanmaya başladı. Hoca istenilen verimi veremedi. Şimdi görürüz Adana Demirspor belki de sezon sonu küme düşebilir. O yüzden bir taraftarımız Samsun Spor'un Adana Spor profilinden ilerlemesi çok sağlıklı değil diyor ama Samsun Spor, bu sezon biraz kesenin ağzını açıp Önümüzdeki sezonda inşallah Süper Lig'de kalacak, kalacağımız için mevcut kadroya birkaç takviye ile Samspor e, Samsun Spor daha iyi yerlere gelir. Evet sevgili spor severler Samsun Spor Makedonya Ligi ekiplerinden e, Makedonya'da forma giyen e, forvet oyuncusu Erdoğan Daci transfer gündemine aldı. Makedon basınında yer alan habere göre Kırmızı Beyazlar oyuncu ile ilgili gerek menajeri gerekse kulübünden bilgi almak için nabız yokladı. Bununla beraber Samsun kanat oyuncusunu Macaristan'da buldu. Tokman Enguyen ile Samsun Spor görüşme halinde. Tokman yani bana çok böyle direkt katkı sağlayacak bir oyuncu gibi gelmeyebilir ama mevcut elimizdeki kadrodaki kanat oyuncularından daha da verimli olabilir. Çünkü Fofana sakatlıklar yaşıyor. Diğer yabancı futbolcularımız beklentilere veremiyor. En azından e, her maç olmasa da bir iki maç çok iyi oynayıp ondan sonra beklentilerin altında kaldıkları için bu oyunculara fazla güvenim yok işin açıkçası bu nedenle Tokman 30 yaşında bence normal yaşı yani süper ligde kaldırabilir zaten siyahi bir futbolcu olduğu için diğer yani yerli futbolculara göre daha fit oluyorlar daha güçlü oluyorlar bundan ötürü net bir şekilde şunu söyleyebilirim bence Gerek Macar futbol e, gerek e, ilk söylediğim transfer gelişmesiyle ilgili Makedon futbolcu e, Erdoğan Daci ve bununla beraber Samsunspor'un bir diğer transfer gündeminde yer alan e, yetenekli kanat oyuncusu Tokman da bence Samsunspor'un e, Top maçta Samsun önemli katkılarda bulunabilir. Bu iki futbolcu ile ilgili yaşanan en son gelişmeleri yine Haber 1965'te sizlerle paylaşacağım. Bir konu daha var çok önemli sevgili spor severler. Samsun Spor Galatasaray maçının hem ev sahibi hem de deplasman tribünü biletleri bugün itibariyle bitti. Öğlen saatlerinde zaten bitmişti de. Bakın sevgili spor severler. Ee... Bilet devreden kişilere dikkat edin. Bugün bana kuzenim yazdı. Zaten bugün bizim işler gayet yolunda. Maşallah son 2-3 gündür telefonlarım susmuyor. Bilet de bilet, bilet de bilet. Bir kere ben de bilet yok. Benim kombinem var. Kendi kombinemle maça giriyorum. Bilet ayarlama işindense hiç anlamıyorum bugüne kadar. Anlamadım da anlamak da istemiyorum. Niye? Çünkü sıkıntı. Kara borsadan bilet alıyorsun. Adam senden IBAN numarası atıyor sana. Hiç. Telefon yok bir şey yok. Instagram üzerinden seninle konuşuyor. Ondan sonra adam ortalıktan kayboldu. Bugün kuzenim dedi ki 85 bin kişilik Instagram sayfası var. Samsun Spor gündem diyor. Bakın sevgili spor seferlerim. bu ismi unutmayın. Samsun Spor'un um gündem. Samsun Spor gündem. Bu kişi kuzenime e, gişe fiyatından sana bileti vereceğim. İBAN numarası atıyorum. Rahat ol sayfa benim yıllarda Samsun, Sporlu, e, Samsun Sporluyum zaten falan deyip de insanları dolandırıyor. Kuzenime dedim ki kesinlikle itimat etme. Telefon numarasını al. Ben onu yalandan polisim diye arayıp yeğenim senden bilet alacakmış demek için arayacaktım. Ama bu kişi e, kullanılmayan bir telefon numarası verdiği için bu e, şahsa ulaşamadım. Kuzenime dedim ki almıyorsun. E, kara borsadan da bilet almıyorsun. Eğer maça gidemeyecek, devletecek, gerçek Samsun Sporlu insanlar varsa ona gereken parayı atarsın. Ondan dolayı biletini alıp gidersin. 5 dakika sonra da zaten kuzenim sağ olsun beni dinlediği için bileti almadı. Ardından bir paylaşım gördük ki Samsun Spor gündem sayfası dolandırıcı, sahtekar. Samsun Spor'la hiçbir alakası olmayan şerefsiz bir kişilik. Böyle adi şerefsiz insanlara inanmayın sevgili spor seyirler. İnanmayın abilerim, kardeşlerim. Yani şimdi Galatasaray maçı tabii ki benim gibi herkes de o statta olmak ister. Herkes maçı ister, izlemek ister. Ama bile bile de daha des yapmanın anlamı yok. Spor büro, Polislerimiz sağ olsunlar bu konuya el atıyorlar. Ee, bu dolandırıcılığı, şerefsizliği yapan kişilere cezayı kesiyorlar. Ancak senin paran gittikten sonra, sen uğraştıktan sonra, bir de maça giremeyip hayal kırıklığı yaşadıktan sonra pek bir anlamı yok bununla uğraşmanın. O yüzden bilet bulamıyorsak hiç gerek yok bence böyle sıkıntılara girmeye. Ya bir maraton bileti 1500-2000 lira olmuş kara borsada ayıptır ya. Yazıktır, günahtır ya. Samspor taraftarına bunu yapmayın ya. Kimlerde diyor stadın yarısı diyor Galatasaraylı olacak zaten falan. Ne olursa olsun abi ben bu ben eski stadda Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ilan etmesi için 3 bana lazım olduğu sezonda kale arkalarının sadece Samsun Spor taraftarına verilip maraton ve kapalı tribünlerinin Samsun Fenerbahçe taraftarına verildiği günleri de biliyorum sevgili spor severler. Hayatımda tek zoruma giden Samsun Sporlu olduğum gün o gündür. Ama biz yine Samsun Sporluyuz. Kimse gelip de yani 19 Mayıs stadyumunda ev sahibi takım tribünlerinde Galatasaray forması atkısı takamaz. Bunun bir benzerini e, Trabzon Stadyumunda daha yeni yaşadık. Olmamız gerek. Samspor taraftarı da Galatasaray tribünlerine gidip Samspor atkısı takmasın abi. Deplasman tribünlerini izliyorsa izlesin, izlemiyorsa saygı duysun. Bura Almanya değil abi. Türk insanı e, kıskançtır. Türk insanı aksidir. Karadeniz insanı aksidir. Ben demiyorum ki o ona vursun, o onu kırsın falan. Spor dostluktur. Ama ayrı tribünlerde dostluk daha güzel bence. O yüzden sevgili spor severler son olarak transfer konusuna bir kez daha el atıp programı kapatacağım. Yarın da zaten Doğa Engazeteci Erdal Cansu ile birlikte yapacağımız maç öncesi programında sizlere transfer gelişmelerini an ve an aktarmaya devam edeceğiz. Samsun Spor Macaristan Ligi'nde forma giyen Tokmak Enguen ve bununla beraber e, Makedonya Ligi'nde forma giyen Forvet oyuncusu Erdoğan Daci transfer gündemini aldı. Makedon futbolcuyla ilgili Samsun Spor önemli girişimlerde bulundu. Bununla beraber yabancı kontenjanla eğer transfer döneminin bitmesine 2-3 gün kala boşaltırsak nasıl ki yollara ayırdı, ayır, sözleşmesini dondurup Nano ile yollara ayıracaksak bununla beraber Yakup Süzik ile de yollara ayırsak Samsun Spor 3 yabancı transferiyle beraber 3 de yerli futbolcu transfer edecek. Bu akşam dolu bir program oldu. Yine beni takip ettiniz. Akşamın geç saatleri olmasına rağmen programlarımı böyle an ve an devam edeceğim. Samsun Spor en doğru, en e, anlık bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Beni takip etmeye, bununla beraber videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı her zaman takip edemiyorum. Kusura bakmayın. Menajer oyunları da olabilir. Çok güzel bir RSC kullanıcı attı bir arkadaşımız yazmış. Ancak biz menajer oyunlarına gelemeyip oyuncunun hem kulübüne, hem belki takım arkadaşlarını, hem maçlarını izleyerek bu oyuncuyla ilgili karar verebiliriz. Sağlık kontrollerinden iyi geçelim Yani Alem Melinovic en yakın örnektir. Adam bir geldi kronik sakat belinden. Yani kim nasıl transfer etti bilemiyoruz. Bu nedenle aynı hataya düşmeyelim. İnşallah Samspor taraftarına hak ettiği bir şekilde 3 yerli 3 yabancı eğer Yakup Suzuki giderse yine yerli bir kaleci transfer ederek transferi güzel bir şekilde noktalarız. Bu akşamlık benden bu benden bu kadar. Bir sonraki programda yarın sizlerle görüşmek dileğiyle. Alasmanlık.